İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Patrik Devecan Fransa'da 75 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Batı Ermenistan'da Mart ayının son günleri kar yağışlı geçiyor. Batı Ermenistan'ın saklı Ermenileri onları daha özgüvenli ve güçlü yapan ne? Wikileaks'in kurucusu Türkiye'nin Ermenilere karşı uyguladığı soykırım hakkındaki tüm sırlarını biliyorum. 29 Mart Özgürlük Savaşçısı Sasun Agopyan'ı anma günüdür. Batı Ermenistan ve diğer ülkeler arasındaki zaman farkı. Ot Dösen Dairesi Başkanı Eski Bakan Patrik Devecan, Covid-19'un pozitif teşhisi sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Ot Dösen Genel Konseyi'ne göre Cumartesi günü 29 Mart tarihinde vefat etti. Patrik Devecihan 75 yaşındaydı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agabramyan, Patrik Devecan'ın ailesine ve akrabalarına taziyelerini ifade etti. Bay Devecan bizden ayrıldı. Son savaşı bu hastalığa karşıydı. Haklılar arasında en adil adamdı. Batı kurtuluşunun bir destekçisiydi. Ailesi Batı Ermenistan'ın Sebastia kentinden geldi. Fransa ve tüm dünyadaki avukatımızdı. Batı Ermenistan'daki Ermeni halkı yastadır. Batı Ermenistan'ın birçok yerinde bahar havası tamamen hissedilirken Bingöl Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Karla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalındığı 10 santimetreye yaklaştı. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'un Çayan Yurdu mezasının yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca belediye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu açtığı Postlu Baba Dağı mevkinde ekipler yolu ulaşma açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin bu zorlu mesaisinin ardından yol ulaşma açıldı. Malatya'da kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Nairi Hohikyan ve Sputnik Armenya Uyanlao adlı özel projeyi sizlere sunmaya devam ediyor. Proje, Batı Ermenistan'da Ermeni tarihi mirasından geriye ne kaldı? Tarihi topraklarımızda sadece Türkler ve Kürtler mi yaşıyor veya Ermeni kökleri hala filizleniyor mu? Aramaya devam ediyor. Efsanevi Nemrut Dağı günümüzdeki Türkiye topraklarındadır. 2150 metre rakımda zirvede inşa edilmiş olan mezar ve heykeller 2100 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Bunlar milattan önce 69-34 yıllarına tarihlenmiştir. 8 metrelik oyma heykeller grubunun ortasında Aramazlı'nın heykeli bulunmaktadır. Bunun bir tarafında Mihir ve Artaknis heykelleri, diğer tarafında Komegene ülkesinin tanrıçası ve 1. Antiyokos'un heykelleri yer almaktadır. Kral Ermeni büyüklüklerinin tacıyla tafsil edilmiştir. Yüzyılların yıkıcı elinin de burada etkisi oldu. Depremler ve rüzgarlar görkemli heykelleri başlarından mahrum etti. Arkeologlar ve tarihçiler Nemrut'un heykeller grubunu dünyanın 8. harikası olarak görüyorlar. Bunların ne Mısır piramitleri ne de Yunan tanrılarının Olimpos heykellerinden geri kalır bir yanı bulunmuyor. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Batı Ermenistan Afganistan, Irak ve Suriye'deki savaşlar hakkında yüz binlerce gizli belge yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Avustralyalı ünlü gazeteci ve aktivist Julian Assange, Türk hükümetinin gizli arşivleri hakkında da haberdar. Wikileaks'in kurucusu Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımdan fazlaca söz etti. Assange, Twitter sayfasında yayınladığı yazıda, Türkiye, 1915'te Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkındaki gerçeği ne pahasına olursa olsun gizlemeye çalışıyor. Ben biliyorum, gerçekleri inceledim ve Türkiye gerçeği saklamaya çalışıyor, dedi. Ermeni-Türk ilişkileri ve Ermenilere karşı işlenen soykırım konusunda çeşitli gizli belgeler Wikileaks'te yayınlanmıştı. Özellikle Ekim 2016'da ABD başkanlığı için Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'un seçim ofisinde çalışan Joe Podesta'nın e-postalarının bir parçasını yayınladı. Bu gizli e-postalar 1915'in trajik olayları için soykırım teriminin kullanılması meselesinin tartışıldığını göstermektedir. Assange ayrıca İnkarın Mimarları adlı filmin çekimlerine de katıldı. Film Ermenilere karşı uygulanan soykırımın hikayesini, Türkiye tarafından inkarını ve 1988'de Azerbaycan'da Ermenilere karşı uygulanan katliamı, 2016'da Azerbaycan'ın Ermeni köylerine saldırılarını ve 2016'daki Talış'ın yok edilmesi konusunu inceliyor ve Birleşmiş Milletler'in soykırımı reddeden tutumuna değiniyor. 29 Mart Özgürlük Savaşçısı Sasun Hagopyan'ı anma günüdür. 1970 yılında Mardagert şehrinde doğdu. Savaş biyografisi 1992'de başladı. Vladimir Balayan'ın müfrezesinde görev yaptıktan sonra 45. Topçu Taburu'nun komutanlığına atandı. Mardagert bölgesindeki Çarektar Köyü'nün kurtarılması sırasında 29 Mart 1993'te kahraman bir şekilde şehit düştü. Ölümünden sonra ikinci dereceden Savaş Haçı madalyası ile onurlandırıldı kahramana sonsuz şan ve şeref. Sık sık yurt dışına giden vatandaşlar gittikleri ülkelerin saatlerinin Batı Ermenistan saatine göre ileride mi yoksa geride mi olduğunu her zaman merak etmektedir. Buna göre Batı Ermenistan'ın diğer ülkelerle arasındaki saat farkı ne kadardır? İşte ülke ülke saat farkları. Ülkelerin dünyadaki konumlarına göre saat farkları yaşanmaktadır. Ülkelerin matematiksel konumları aynı zamanda o ülke için geçerli olan yere saatleri de belirlemektedir. Tam liste web sitemizde mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Dervo Hormi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.